Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Yani e, Fenerbahçe'de de evet biraz ta transfer tansiyonu sanki bir iki vites düşmüş gibi geliyor. Galatasaray da kapadı galiba ama Galatasaray'ın yani şu yerli planlamasını ben açıkçası çok çöze çözebilmiş değilim ya. Berkay Özcan ismi geçmiş. Berkay Özcan ismi geçiyor. Ee, ben Berkay Özcan'ı çok beğenen biri değilim. Ee, çok tut tuttuğum bir oyuncu değil. Ama o konucu tutuyor. Berkay'ı da işte bir şekilde bir Türk oyuncu şeklinde düşünüyorlar. Ben mesela şey de duydum Sabek yedeği. Türk Sabek yedeği falan. Ya Türk Sabek yedeği işte ya Kaan Ayhan'ı değerlendirmeyeceksen Ömer Ali var Başakşehir'de. Aynen. Ya Zeki falan yazlar. Zeki ne yapacağım? Ye yani yok. Alacak yani Başakşehir'de, Başakşehir'de Başak Ömer Ali var. onun dışında hani Türk Galatasaray'ın Türk'ü belli ya. Yani Kerem ve Abdülkerim kesin. Onun dışında e, ya Kerem Demirbay, maçına göre de Kazımcan Karataş. Başka alternatif yok. Hatta bazı maçlarda, bu sen bu maçta dinlen de dersin. Yani iç, iç sahada bir İstanbul Sporu karşısında mesela. Örnek veriyorum yani. Pendik Sporu karşısında mesela. Yani. Dolayısıyla hani e, bence Galatasaray'ın öyle çok anlatıldığı kadar fazla şeyi yok. Ama arkadan da şimdi ee, hani e, Kerem Keremi çıkarım da Hocan Türk oyuncu. Ama şu şu var doğru. Ön hat için <laughs> yani ön hatta mesela Zaha, Icardi efendim Ziyech geldiğinde Kerem ne yapacak? Yani bir kontaja taça çıkıyor? O zaman çıkıyor ne düşünüyorsun? <laughs> o zaman o zaman 4 3e döneceksin. Kerem Demirbay üçlünün sol içi gibi oynayacak. Abdülkerim Kazımcan'a döneceksin. Yani o tür şeyler yapacaksın. Evet, evet zaten bence Kerem Demirbay da abi, var abi de, onları onların... da bak yani onları da hoca ayarlayacak abi. Biraz da onun işi o yani. Abi tabii aynen. Şimdi e, bence de yani şu an öyle bir yere geldi ki Okan Hoca'nın daha net bir sınavı var bu sene. Yani gerçek sınav sanki bu seneymiş gibi. Yani geçen sene yaptı da tabii çok takdir Rekorlarla şampiyon yaptı ayrı bir şey ama şimdi biraz daha işin e, beyin fırtınası kısmı biraz daha işin içine girecek gibi geliyor. İsmail İşte aynı şey bekliyor yani Türkleri otur evet, evet. Türklerin Biz bir değiliz. kısmını oturtacaksın yabancıların bir kısmını idare edeceksin. Fenerde de hangi yabancıyı oturtacağın önemli yani. Yani oralarda herkesi mutlu ederek e, takımı başarıya ve ama tabii ama işte, herkesi mutlu edemezsin ama mümkün olan çok sayıda insanı mutlu etmen lazım. Aynen. Ya mesela Batshuayi'yi mutlu etmen lazım. Batshuayi'yi ayıyı evet. ikna etmen lazım. Cezus de oturuyordu evet, kenarda ama ikna etmişti. Aynen. Yani Batu Şua'yı işte... mutlaka yararlanman lazım. Batu Şua'yı senin en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani İsmail Kartal'la ilgili tek çekince benim şahsi çekincem şu. Yani Kentin, Batu bunların kaybedil kaybedilmemesi. Hmm. Mesela Jayden çok kaybedilecek bir oyuncu değil. Hani Jayden. Ferdi, Jayden bir dönerle oynarlar. Yani biri sabek oynar bir ara filan. Hani. Sol içi de oynuyor. Kaybetsen de çok... Mesela o sayıyı kaybetsen de çok problem değil yani atıyorum işte orada iyi bir formda bir ferdi de oynar. Ne bileyim Mert Müldür de oynar. Ya işte ama o kayıp tabii o sonrasında koyu modasında şey Ama yani ha, o sayı yani şöyle bir şey olmaz. O sayı kaybedildi. Yani yani çok problem olmaz. Ama mesela Fred kaybedilirse efendim ne bileyim Şimanski kaybedilirse e, Kent ve Batua kaybedilirse bunlar tabii önemli kayıp olur yani. Tabii. O hocam de, benim... mesela İsmail Hoca'yı da bekleyen sınav şey yabancılar arasındaki ilişkiyi iyi kurması. Bu, yani onu da hocalar yapacak abi yapacak bir şey yok yani. Evet en kötü Mert Hakan'dan yardım olacak. Herkes de kanka gözüküyor valla. Her bak, karede var baba evet, valla. Şenol, yani Şenol Hoca da yani mesela bak sayısı kaybetti. Yani A Aynen. bir tane şimdi, şimdi bir tane kaybetti yani. Ya bir tane şey ne derler? Ee, bir tane zayiat şey olur. Ee, ya tolere edilebilir. <laughs> yani biz biz ayyat yani sayıs önemli oyuncu abi. Sayı senin elindeki mu? bütün stoperlerden en iyi futbolcu. Ya şimdi sayıyı kaybettin. Ee, bir tane zayiat tamam ama mesela bir de atıyorum şimdi hani olacağından değil de diyelim ki bir de hani bir tane de şeyi kaybettin. Misal geç onu kaybedeyim O zaman olmaz derler. Olmazlar, evet. olmaz. Yani o onlar Aynen. o yüzden hocaların da bunlara dikkat etmesi lazım. Tabii soyunma odasını da bir de bu hani bu kayıpların soyunma odasına yansımaması lazım aslında. Bence oradaki 5 değişiklik iki, her hocanın kafasını bu konulara... Tabii. Tabii, tabii. değişiklik bu konuda hocaların aslında biraz elini de ee, rahatlatan, rahatlatan bir, bir şey. şey. Tabii. Yani Evet e, ama enteresan bir transfer dönemi e, geçiyor bitmek üzere. Yani bunlar bakalım lig yarışına nasıl yansıyacak. Bir yandan işte Avrupa Kupalarında geçtiğimiz gün e, sen de sosyal medyada da paylaştın. Opta'nın bir çalışması galiba Opta'dan birisinin bir çalışmasıydı. E, konferans liginde Fenerbahçe ile Beşiktaş. Fenerbahçe ikinci en büyük Aston Villa'dan sonra Beşiktaş da yedinci favori olarak gözüküyor. Aynen öyle. E, yani... Oraları çok görmeye alışık değiliz ama hani bu kadrolar kurulduktan ve konferans ligi hikayesi belli olduktan sonra zaten bizim konuştuğumuz şeylerden biriydi bu. Sevgili Irmak bu bütçelerle bu yatırımlarla bu büyüklüklerle bizim bunları hayal etmemiz lazım. Bak UEFA Avrupa Ligi zor. UEFA Avrupa Ligi yani. Sevilla var. Efendim Manchester United var. Juventus var. Bir sürü takım var abi. Tabii. Şu an biraz önem verdikten orada. sonra çeyrek finalden sonra çeyrek finalden sonra biraz önem verdikten sonra onları yenmem falan geçmen zor. Ama konferans yine artık hayal etmemiz lazım bizim. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş seviyesinde özellikle bu Opta'nın da verilerinden sonra yarı finali Fenerbahçe adına yarı finali Beşiktaş adına çeyrek finalden aşağısını başarısız kabul ediyorum. Yarı finalden şanssızlık olur. Son saniyede bir gol yersin. Saçma sapan bir şey olur. 10 kişi kalırsın. Bence Hakem de yanlış olsun, bir abi. karar verir. Bir Ivan Bebek veya Facias falan. Onlara bir şey <laughs> demem. Normal şartlarda Beşiktaş'ın çeyrek finali final maçında en az yarı finali görmesi lazım. Bu bütçelerle. Bu kadrolarla. Evet. Bunların üstü de başarı olur. Yani fener finale çıkarsa. Finale çıktı. Allah göstermesin kaybetti. 2 oldu mesela. Olsun başarılıdır. Beşiktaş yarı finale çıktı. Allah göstermesin elendi. Başarılıdır o kadroyla, o bütçeyle. Ama ilk turda elendi, gruptan çıkamadı. Falan bunlar rezalet. Yok, tabii. Skandal yani. Skandal. Aynen. Bunların yaşanmaması lazım. Bu seviyede, bu bütçede takımlarımızın buraları rahat geçmesi lazım. Grupta birinci olup UEFA'dan gelenlerle de eşleşmeyip tabii. değil mi? Aynen. Birinci olunca UEFA'dan gelenlerle de eşleşmiyorsun. Direkt yukarı atıyorsun kendine. Ha, Üçücülerle eşleşip, bir sonraki tura geçip, artık ondan sonra da bir zahmet iki tur geç abi. Aynen. Yani işte orada taraftarın etkisi olacak. anlık. Yani günlük form durumları anlık bir şeyler hariç ya. anlık şeyler hariç e, bu takımların bu turları çok rahat geçmesi lazım. Bunu gerçekten evet. inanmamız da lazım. Yani mesela ben yarı final diyorum. Şimdi ben Ali Koç olsam şunu hayal ederim. Kardeşim bu ülkede Avrupa Kupası bir tane başkanım var. Şampiyonluk bir sürü başkanım var. Değil mi? Yani Göksel Gümüşdan da var şampiyonluk madalyası. Hı. Avrupa Kupası Faruk Süren. Bir tane Avrupa Kupası, Avrupa Kupasıdır. Ben UEFA aldım, sen Konferans aldın bana ne abi? Öyle bir şey olmaz. Yani onu geçelim. Dolayısıyla hani ben Ali Koç olsam bu konuda çok istekli olurdum. Hatta lig şampiyonluğundan da önde tutardım. Ama e, Fenerbahçe öyle tutmayacaktır. Yine de yarı final. Yarı final İsmail Kartal'ın buna da inanması lazım. Neden olmasın değil. Çok mümkün düşünüyoruz demesi lazım. Yani, Tabii. Konuşurken de böyle demesi lazım. Aynen. Ee, yani hayal hayal ettirmeye çok müsait kadrolar oldu. Yani az önce söylediğim Hani Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tamam, biraz daha hayalcilik o kadar gitmek falan. Ama bence Galatasaray Tabii. içinde. Yani şu tur, grupta 5 puan alıp kenara bir 4-5 milyon euro bonus koyup yolunu UEFA'dan gitmek bence iyi senaryo. Bence Galatasaray 3. olup Galatasaray 3. olup UEFA'ya giderse başarılıdır. Bence de temiz abi. Galatasaray 3. olup UEFA'ya giderse başarılıdır. Galatasaray ikinci olup bir sonraki tura çıkarsa çok başarılıdır. Şampiyonlar Ligi'nde orası ayrı yer. Aynen. Orada orada bir tek yani sadece senin iyi olman da yetmiyor. Yani lobiler, mobiler her şey devreye giriyor. yani orada hani gruptan çıkıyor olman e, tamam da ondan sonra o ilerilere gitmen falan biraz zor. Aynen. Galatasaray üçüncü olup UEFA kupasına giderse başarılı olur. Başarılı bir senav geçirmiş olur. İkinci olup turu geçerse çok başarılı olmuş olur. Bunlara bakacağız. Aynen. Yani bu bütçeler ve bu takımlar artık bunlara bizi hayal ettirmesi lazım. bize bunları hayal evet, ettirmesi bu lazım. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.